Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama internetten televizyon izleme uygulaması. Buna kendi liste falan eklemiyorsun. Bunun içinde kendi listesi var. Dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Bu aslında yasal, normal bir servis. Yani böyle parayla satın alınabilen bir servis. Bunların olayı şu arkadaşlar. Bunların şimdi 19 versiyonu çıktı. 19'u parayla satıyorlar. Normalde 18'i falan da parayla satıyorlar ama şu an almanıza gerek yok. Çünkü ücretsiz kampanyasını göstereceğim. 19 çıkınca 18'i bedava veriyorlar. 18 çıktığında 17'yi bedava vermişlerdi. Öyle ilerleyerek düşünün. Yani 19'u da 20 çıkınca bedava verecekler. Olayı şöyle mesela siz 19'u parayla satın aldınız ya ömür boyu onu kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki 20'yi tekrar satın almanız gerekiyor. Peki mesela versiyon değişince ne değişiyor? Kanal sayısı falan artıyor, içerik artıyor. Ama tabii ki biz ücretsiz alacağımız için içerikten çok dert etmeyiz. Şunu söyleyeyim baştan bu uygulama birçok kişinin hoşuna gidebilir. Özellikle bizi yurt dışından izleyenler çok sevebilir. Yurt içinden izleyenler de hiç hoşuna gitmeyebilir. Çünkü 4 tane mi Türkiye'den kanal var. TRT kanalları ve ben sadece bu 4 kanaldan sanırım bir tanesini izlemişimdir. Diğerlerini hiç izlediğimi hatırlamıyorum. Yani Türkiye'den çok işinize yaramaz. Ama mesela dünyanın her yerinden izlenebiliyor dedi ki dilinizi geliştirmek istiyorsanız da birçok farklı ülkeden kanal vesaire var. Onlar için filan da Türkiye'den kullanabilirsiniz. Benim gibi mesela başka ülkelerin kanallarını takip ediyorsanız da tabii ki işinize yarar. Ben Avusturya'da çok alışmıştım. Orf kanallarının oranın devlet kanalı. Onu izlemeye bazen açıp izliyorum. Formula 1'i filan veriyorlar. Onları izliyorum. Onlar için de işinize yarar. Şimdi gelelim sadede. Bunu niye söyledim? Çünkü işime yaramaz derseniz videoyu kapatırsınız diye söyledim. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi gelelim sadede. 100 tane kanal diyor, 13 farklı ülkeden vesaire. Bunu dediğim gibi dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. 18 versiyonunu bedava veriyor şu anda size. 18 versiyonunu silmediğiniz sürece yani 19'a geçme gibi bir derdiniz yoksa ömür boyu kullanıyorsunuz. Yani 6 ay, 1 sene vesaire gibi sınırlaması yok. Kendi içinde eskiye dönük videoları izleme ya da mesela işte gazetelere ulaşma, webcam'leri izleme, yani dünyanın bazı yerlerinde sokak kameraları falan var ya onları izleme, webcam dersek biraz yanlış olabilir. Onları izleme gibi şeyler var. Bu siteden ulaşabilirsiniz. Ben size direkt kampanya sayfasını falan da vereceğim. Aşağıda açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında linkler olacak. Onlara tıklayıp gidebilirsiniz. Şimdi biz buradan işlemimize başlayalım. Şuna tıklıyoruz. Şu anda ana sayfada bunu bulamayacaksınız. Arattırmanız gerekiyor ama ben direkt bunun linkini vereceğim için direkt bu sayfaya ulaşabileceksiniz. Hani direkt şehir veya on şehre girdiğiniz zaman şey çıkmayacak. Bu uygulama çıkmayacak. Onu söylüyorum. Hani şaşırmayın. Buraya mailinizi yazın. Ben şimdi başka bir mail yazacağım çünkü diğer bilgisayar için ben lisans aldım. Şimdi aynı maili kullanmayayım. Bir sorun çıkmıyor. Tekrar lisans alabiliyorsunuz ama aynı lisansı verecektir. O yüzden biz garantiye gidelim. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela bakın burada Windows, Android var ya. Atıyorum siz Mac'i işaretlediniz. Buradan alacağınız uygulamanın Mac desteği yoksa hata verebilir. O aklınızda bulunsun. Windows, Android hepsinde işaretleseniz bir sorun olmaz. Çok önemli değil orası. Ama sadece destekleneni bazı uygulamalarda işaretlemeniz lazım. Yoksa hata veriyor. Şimdi buradan uygulamayı indiriyoruz. Bu uygulama insin şuradan. Şuradan da kampanya sayfasına gidelim. Biraz da bademciklerim şişmiş. Zor konuşuyorum idare edin. Buraya da mailimizi tekrar yazalım. Şu anda lisans alacağız. Buradan takibi de işaretlemeniz lazım. Yoksa şurası aktif olmuyor. Size tabii ki böyle reklam içerikli e-mailler yollayacak. Onları isterseniz takipten çık diyerek kapatabilirsiniz. Gönder diyelim. Şimdi mailimize gideceğiz. Aslında bu indirme linki maile de geliyor. Şimdi maile gidelim. Buna girelim. Yan tarafı sansürlerim tabii ki. Şuradan onaylayalım. Hani girdiğiniz mail sizin mi değil mi diye onay vermeniz gerekiyor. Onayı verdik. Bakın burada bize bir seriyel verdi. Yani bir kod verdi, lisans verdi diyelim. Burada da indirmemiz görünüyor dikkat ederseniz. Hani şu siteye ben girmek istemiyorum derseniz de benim vereceğim kampanya sayfasına yani bu sayfadan da her şeyi yapabilirsiniz. Ben özellikle o sayfayı gösterdim. Çünkü güzel uygulamalar paylaşılıyor orada. Yani takip edersiniz diye. Şimdi buradan da indirebilirsiniz dediğim gibi. Biz zaten indirmemizi yaptık. Şimdi de yüklemeye geçelim. Şuradan açalım. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bu kampanya sayfasından yani şuradan değil de atıyorum şuradan indirirseniz şey olabiliyor. Kendi reklamını yükleme gibi bir şey olabiliyor. O yüzden direkt kampanya sayfasından hangisinden giderseniz. Tam ve ömür boyu kayıtlı sürüm diyoruz. Lisans anahtarını giriyoruz. Hani bize verdiği bir anahtar. Onu buraya kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz daha doğrusu. Saçmalıyorum da. Devam edelim. Ya işte aceleyle video çekince böyle bazen olabiliyor. İdare edeceksiniz artık. Şunu bir indirelim. Şunu da kapatalım. Uygulamamız açılsın. Bunu etkinleştir diyoruz. Evet diyoruz. Buna evet demezseniz lisansı kaydetmeniz gerekiyor. Yani bir yere falan yazmanız gerekiyor. Yoksa unuttuğunuz zaman tekrar hani aktifleştirmek için aynı lisansa ihtiyacınız var. Hani mailimde var vesaire derseniz de bilemem tabii ki. Ben ama buraya kaydediyorum. Buradan bir sorun olursa lisansımı alırım. Türkiye yapalım şunu da. Bu çok önemli de ben İngiltere kalmasın falan diye Türkiye yapıyorum. Bunu kapatalım. İşlem tamamdır. Açalım uygulamayı. Uygulamamız açılsın. Daha doğrusu liste yüklensin. Farklı listeler ekleme filan var ama hata veriyor. Şurada mesela Android versiyonunu şuradan indireceğiz. Ona birazdan geçeceğiz. Burada televizyon, çevrimiçi yayınlar. Buradan yani online olarak direkt web sayfasına gidecek şekilde. Radyolar. Normal karasal radyo da var, online yayın yapan radyolar da var. Gazeteler, burada da gazetelerin sitesine gidiyorsunuz. Biraz hızlıca geçelim, sonra bakarız. Web kamerası dediği şey işte o benim size söylediğim sokak kameraları filan. Bazıları hata veriyor. Bakın yine verdi. Şöyle çalışan bir tane bulalım. Ama çok hata verdiği oluyor bu şeyde. Sokak kamerası olayında. Neyse bu zaten çok kişinin gireceği bir şey değil. Kayıt filan destekleniyor televizyonda. Bilgiler vesaire oluyor. Zaten buradan da görüyorsunuz. Şuradan ülke seçebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'yi seçeyim. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 kanal varmış. Ben 4 dedim. Arabi, Avaz, Haber, Word, TRT1. Ben bir tek TRT1'i izlemişimdir. Diğerlerini hiç hatırlamıyorum. Bunlardan istiyorsanız da izlersiniz tabii ki. ABD. sonra Avusturya'dan ORF kanalları Fransa, İngiltere, Almanya Almanya'dan bayağı bir kanal var. Kendileri Alman merkezde olduğu için sonra bakalım. Fransa, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Türkiye, Ukrayna vesaire. Bu şekilde tümünü göster diyelim. Yani epeyce bir kanal var. Tabi ille Türkçe kanal arıyorum ben derseniz o baştan söylediğim gibi pek yok. Yani az var ve çok işe yarar kanallar yok. Hani bir tek TRT 1i belki maç filan olduğu zaman izlerseniz bilmiyorum. Şeyi de aldığı için Şampiyonlar Ligi'ni ilerleyen zamanlarda hani bir faydası olur mu? TRT 1'den yayınlar mı yoksa kendi yayın platformundan mı yayınlar bilemiyorum. Bu Mediatek dediği de şey arkadaşlar. O şeylerde kanallarda daha önceden yayınlanmış olanlar. Yani buradan da saatine göre vesaire süresine göre de ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Çok uzun tutmuyorum. Sıkıntı çıkartmasın diye. Buradan kanalı filan seçersiniz. Ona göre buradan da ne istiyorsanız tarihi, saati vesaire ona göre izlersiniz. Buradan favori istasyonlar vesaire. Kayıt var demiştim zaten. Girdiğiniz zaman şöyle. Şurada kayıt var bakın. Buradan kaydederseniz de şu video kaydedici kısmında görebilirsiniz. Bunlar tabii ki yani ekstra işler. Şu anda bu Plus versiyonu oldu. Dediğim gibi biz şu an 18 versiyonunu kullanabiliyoruz. 19 isterseniz para ödemeniz gerekiyor. Öyle çok ucuz değil. Hani bize göre çok ucuz değil. Hani yurt dışından izleyenler belki hani bize ucuz diyebilir bilemem de. Olayı bu arkadaşlar. Uygulama indiriyoruz. Lisansı alıyoruz. Lisansı gösterdiğim gibi etkinleştiriyoruz. Sonra kullanıyoruz. Şimdi Android versiyonunu indirelim. Şuradaki Online TV Plus'a tıkladığınız zaman zaten buraya geliyor. Android app diyoruz. Şuradan da uygulamayı indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan Android uygulamasını indiriyoruz ya bir olay var. Bu yaptıkları kampanya Windows'ta Plus olarak geçerli. Android'de de uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim ama bazen reklam çıkar diyor. Şunu söyleyeyim reklam engelleyici DNS falan varsa reklam çıkmıyor. En azından bende şu ana kadar çıkmadı. Buradan aktivasyon falan yapabilirsiniz diye sizi uyarıyor şuradan ama tabii ki bu kampanya içinde o geçerli değil. Windows sürümleri için geçerli diyor. Mesela şöyle bir durum var. Eğer 18'i güncellerlerse yani 18.1 yaptılar diyelim o zaman siz de güncelleyebiliyorsunuz ama 19'a falan güncelleyemiyorsunuz. Aklınızda bu da bulunsun. Dediğim gibi ücretsiz orada kullanmış oluyorsunuz. Şimdi geçelim ona da. Şimdi APK'mızı yükleyelim. açalım. Şimdi TV, radyo, yine söylediğim gibi medya kütüphanesi ve sokak kameraları vesaire. Biz onları çok dürtmeyelim. TV guide vesaire buradan yani rehberi görebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Burada biraz daha fazla kanal görebiliyorsunuz. Çünkü bu ücretsiz sürüm ya. Oradaki 18'in plus'ıydı. Bu genel olan Android sürümü. Mesela şöyle. Mesela 7 kanal var şimdi Türkiye'de. Çekmeköy TV ve Sat 7 Türk yani çok bir şey ifade etmedi ama var mı var diyelim. Amerika kanalları, Avusturya kanalları, Almanya vesaire. Mesela bir tane Almanya kanalı açalım. Muhtemelen sansürlemek zorunda kalırız ama dediğim gibi ben de şu ana kadar Android tarafında reklam çıkmadı ama sizde çıkarsa bilemem. Bir de SD yayın oluyor onu da söyleyeyim. Yani öyle 4K falan beklemeyin tabii ki. böyle çalışıyor. Şimdi çok uzatmayalım başımıza bela olmasın. Evet arkadaşlar olayımız budur. Windows tarafına geçelim. Windows'ta Plus olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Android'de de normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Android'de tabii ki anlattıklarımın çok bir anlamı olmayan yani lisans almanın ama olsun. En azından böyle bir şey olduğunu bilin. Belki o şekilde indirip kullanabilirsiniz. Android'de de DNS falan eklemeyi göstermiştim. O şekilde reklamsız kullanırsınız. Özellikle yurt dışından kullanacak olanların işine epey bir yarar. Yurt içinden de dediğim gibi dil için vesaire kullanabilirsiniz. Ben size artı eksi nasıl yapılır her şeyinden bahsettim. Gerisi sizde. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.